Karşınızdayız. Neden karşınızdayız? Balıkesir Spor'un son başkan adayı, çevre inşaat sahibi İbrahim Kayan. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi İbrahim Bey, bu akşam bizim için çok sürpriz oldu. Evet. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Aday oldunuz. İnşallah. Adaylığınızı açıklayacaksınız. Hayırlısı inşallah. Evet, tabii ki açıklayacağız. Ben şöyle önce bir sizden birazdan bahsedeyim, sonra siz de evreye girin. Geçtiğimiz kongrelerde adaydınız. Çok az bir oy farkla kaybettiniz. O günden bugüne ne değişti de tekrar aday olmaya karar verdiniz? Şimdi ben tabii geçmiş dönemde iki başkanlık ve kongre sürecini herkes biliyor, yakından takip etmiştir. O dönemde Balıkesir Spor başkan adayı arayışı içerisindeydi ve o dönemde işte mevcut yönetimden sonra kimse başkan adayı olarak çıkmadılar. Birinci seçimde çıkmadı, ikinci seçimde yine çıkmadı, üçüncü seçimde ise artık yine başkan çıkmasaydı eğer Balıkesir Spor işte başka mevzulara, hatta kayyuma varacak şekilde duruma gidecekti. O dönemde mevcut yönetimden de kimse çıkmadı. Biz de Balıkesir Spor'un sorunlarını bilerek, irdeleyerek, projeler üreterek... Genelde de şey... Bir dakika. Projeler üreterek tamam. Çıktık ve bu esnada projelerimizi üst üste koyduk. Tabii o süreçte çok hazırlıksız yakalandık. Çünkü o zamanki durum farklıydı. Başkan adayı çıkmayınca biz de çok hazırlık yapmadık bununla ilgili. Ve çok fazla Balıkesir Spor'un içeriği hakkında bilgimiz yoktu ama elbette durumunu biliyorduk. Sistemini biliyorduk, yönetebileceğimizden emindik ve projeler geliştirdik kısa zamanda. Evet. Bir haftalık bir zaman diliminde projeler geliştirdik. Nelerdi bu projeler? Bu projeler nelerdi? Tabii ki yine bu projeler gündemde. Öncelikle işte okul projemiz vardı. Yani Balıkesir Spor'un bir okulu olması gerekiyordu. Özel okul projemiz vardı. Yine spor okuluyla ilişkilendirecektik gençlerimizin yetişmesiyle alakalı. Yine burada bir yer vardı, orayla ilgili işletmeler açmak vardı. Bununla ilgili yine takımı en çok ilgilendiren noktası tribündeki tribünün doldurma projelerimiz vardı asıl. Yani takıma sahip çıkacak taraftarları yani tribüne çekecek projelerimiz vardı. Aynı zamanda tabii ki de tabii bunlar ekonomik projeler. Bir de aynı zamanda sportif faaliyetlerimizi ilgilendiren projelerimiz vardı. Bunlar da tabii yine bazı noktalarda destek aldığımız arkadaşlardan teknik direktör anlamında, altyapı anlamında destek sağlayacağımız, destek getireceğimiz, yine taktik anlamında takımın başarı sağlayabileceği, oyun performans, oyun şekliyle alakalı taktikleri geliştireceğimiz önemli projelerimiz vardı tabii. Detaylandırabilirim ama şu an çok fazla vaktimiz de yok. Onunla ilgili yani takımın başarıyı elde etmesi için projelerimiz vardı. O günkü UÇK dosyasının halledilmesiyle ilgili projelerimiz vardı. O gün işte AKAR dosyası falan gündemdeydi. Onların halledilmesi... Onları hepsini hallederiz. Hepsini hallederiz. Onlar çözülmeyecek sorunlar değil. Onlarla ilgili ben çözümü ortaya koymuştum. Evet, sizin öyle... Belliydi ve o borçların tamamı şimdiye kadar biz olsaydık tamamını sıfırlamıştık. Yani onunla ilgili projelerimiz ciddi vardı. Ciddi bir maliyet vardı.
karşılayabileceğinizi beğenmiştiniz zaten. O gün size bir röportaj yapmıştım. Ya o süreç çok iyi yönetilebilirdi. Sen bugün bakıyoruz takımın yönetildi ama o günkü halinden daha kötü bir tablo var şu anda. Yani İbrahim Bey, ben kısacası bir şey sorayım. Şimdi iki tane mevcut adayın açıklamış aday var. Siz de üçüncü adaysınız. Siz bunlar için mi elinizi taşı altına koyuyorsunuz? Bu anlattığınız eksiklikler yüzünden mi taşı altına koyuyorsunuz? Şimdi mi? Evet. Şimdiki bu süreçte şimdi tabii ki her iki aday kardeşimiz de Balıkesir'de yaşayan esnaflardan. Ama şu var ki ben bu sürecin yönetilmesi noktasında bu arkadaşlar daha önce yönetimde yok mu? Evet. Vardılar. Takımın bu hale gelmesi noktasında bu arkadaşların da payı yok mudur? Evet. Vardır. Ben, siz de biliyorsunuz ki takımın yönetiminde yer almadım. Evet. Ama yüreğimi ortaya koyduğumu görmediniz mi? Evet. Ben hatta şöyle siz söylememişsiniz ama ben hatta o canlı yayında gelip bu takıma destek vermek adına ben sponsordum, bu da bedeli diye getirdiniz. Yani yüreğimizi ortaya koydunuz. Yani her zaman koymaya da hazırız. Şimdi Kadir kardeşime soruyorum. Ben yine alayım. Ben yine alayım. Kadir'le karşımızdasın. Eğer ben seçimi kazanırsam Kadir kardeşim, sana verdiğim destek kadar en az sen bana destek verecek misin, vermeyecek misin? Bunu soruyorum. En azından yani. Bunu bekliyorum tabii ki. Dolayısıyla çünkü ben bir başkan, rakibim karşımda bir başkan var. Onun yönetimine ekonomik anlamda destek olduğunu hepiniz gördünüz. Evet. Sponsor vermek zorunda mıydık? Değiliz. Evet. Çünkü rakibim karşımda, değil mi? Evet. Ama amaç burada rakibimi, rakibim değil ya da rakibime Balıkesir Spor'sun. Tabii ki Balıkesir Spor. Her zaman Balıkesir Spor için taşın altına gelen spor. Her zaman Balıkesir Spor için var olduk. Aklımızı, fikrimizi, düşüncelerimizi, projelerimizi Balıkesir Spor için ortaya koyduk. Bakın gecenin bu saatlerinde. Evet. Çocuğumuzdan, çoluğumuzdan ayrıyız. Yine Balıkesir Spor için yollara çıktık, yollara düştük. Ve gecemizi gündüğümüze katıp yine Balıkesir Spor için her şey yapmaya hazırız. Biz sizi ziyaret ettik bugün. Evet. Biz de hazırlıyordunuz şu saate kadar. Evet. Yani, bunun farkındayız. Bir de ben şey diyeceğim. Şimdi Balıkesir Spor şirketleşsin mi, şirketleşmesin mi? Şimdi ben devamını getireyim, ondan sonra siz fikrinizi beğendim. Buyurun. Mevcut Başkan Kadir Dağlık önce dedi ki bu iş şirketleşmeden geçer. Bugün duyduk ki şirketleşmeden geçer. Diğer rakibimiz Ümit Aslan o şirketleşmemesi. Yani sanki iki ayrı kutuptu fakat aynı yerde birleştir. Şimdi efendim, Balıkesir kuvayi milliye şehridir. Burası öylesine bir şehirdir ki diğer tüm 81 ilden çok farklıdır. Evet. Türkiye'nin kaderi bu şehirde değişmiştir. Evet, olsun. Biz konuları Balıkesir Sporu'nun kaderini ilgilendiren konularda tek başımıza karar veremeyiz. Çünkü bu takımın çilesini çeken, bu takıma emek veren, takımın büyümesine katkıda bulunan herkesin söz sahibi olduğuna inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Balıkesir Spor AŞ'nin, Balıkesir Spor'un AŞ olup olmamasına elbette ki Balıkesir'in kıymetli kamuoyu karar veriyor. Şimdi
Bu mesele hiç kimsenin, hiçbir başkanın, hiçbir tekil kişinin ya da hiçbir yönetimin iki dudağı arasında olamaz. Yani siz üyelere mi soracaksınız? Elbette ki. Yani üyelere de sorulacak, gazetelerde tartışılacak, sosyal medyada tartışılacak, bu mecraya açılacak. Şimdi Balıkesir'in ortak kamuoyunda anketler yapılacak. Anketler doğrultusunda Balıkesir eğer AŞ olmayı istiyorsa, halka arz edilmesi isteniyorsa, bu takımın çile çekeni, top toplayanından tut, ayakkabısını satıp takıma veren, o haçlığını, günlük haçlığını bağışlayan masum yürekli o çocuğa kadar hepsinin emeği var burada, değil mi? Evet. Biz burada onların görüşlerine saygı duymak zorundayız. Ve eğer AŞ olacaksa da buradaki geniş tabanlı, genişe Balıkesir'e yayılan bir AŞ modeliyle kurulmalı. Bu tabii bir günlük, iki günlük, üç günlük, beş günlük mevzu değil. Evet, Türkiye'de AŞ olmuş çeşitli takımlar var. Beşiktaş'ın modeli çok farklı ki en başarılısı ama, o. Başarılı ama Beşiktaş şu anda biraz alabiliyor. Yani bakıyorsunuz şu anda yani hayır mali yapı olarak Beşiktaş'ın en güçlü olduğunu söylüyorlar. Biz de duyuyoruz. Çok fazla tabii AŞ içeriğini inceleyemedik. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz onun yapısı çok farklı. İşte değişik spor kulüplerine bak. Doğru 3. ligde olan kulüplerde de AŞ var ama onların yapıları farklı. Başarılı olanlar var, olmayanlar var. Mali tablolarını düzenleyenler var ya da sistemi doğru kuramamışlar. Borç öteleme ya da şirketlere dağıtma şeklinde yapılan sistemler var. Biz bunları güzelce irdeleyip, rapor haline getirip, kendi hani Balıkesir modeline özgü bir rapor hazırlayıp, sonrasında Balıkesir kamuoyuna paylaşarak ortak fikir ve düşüncelerin ortaya koyulduğu bir ortamda elbette ki Türkiye gerçeği neyse aklın yolu birdir kardeşim. Şimdi sosyal medya dediğimizde sosyal medya bu konuda yapıldı. 54 yıllık tarih satılamaz. 44 yıllık tarih satılamaz diye bir işe çıktı. Ve trend topuk oldu. Yani sosyal medyada şöyle bir 44 yıllık tarih satılamaz. Evet. Şeklinde bir paylaşıma başlandı. Evet. Ve sosyal medya yıkıldı. Trend topik oldu. Twitter'da. Şimdi efendim tabii kimse tarihini, Balıkesir'in tarihini satamaz. Elbette bu konuda haklı herkes. Tarihi satmaya kalkıyorlarsa en başta karşılarında beni bulurlar. Balıkesir Spor'un tarihi satılabilir mi? Kıymetleri satılabilir mi? Satılamaz tabii ki. Ve bu anlamda satmak için değil, yapmak için bir şeyler yapılıyorsa varız. Ama şöyle bir Kadir Başkan'ın, Kadir Dağlı'nın şöyle bir iddiası vardı. %49'unu halka, yani o kimse o kadar para vermiyor halka da. %49'unu halka, %51'i o bir kendisine kalacak diye %49 hisseleri satalım projesi vardı. Böyle anlatmıştı. Bunlar, satış da oradan bakın, geliyor. Bakın yine söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Balıkesir Spor Kulübü bu kadar küçük bir kulüp değil. Balıkesir'e mal olmuş. 20 ilçemiz var bizim. Evet. 20 ilçesiyle birlikte bir kulüp düşünmemiz gerekiyor. Doğru. Bu büyük kulübü tek başınıza alacağınız kararlarla yönetemezsiniz. Doğrudur. Belki mantıklı da olabilir. Ortaya koyduğu proje doğru ama biz Balıkesir Spor'u AŞ yapacağız gibi bir dayatmayı Balıkesir'i kabul etmez, edemez. Tabii bu anlamda sağlıklı da düşünemez. Neden? Çünkü bu kadar kısa sürede bunu lansmanını yaptığınız andan itibaren halkın tepkisinin bu noktada olması doğrudur. Hak veriyorum. Çünkü siz doğru bir şey yani doğru düzgün anlatmadınız. Nasıl olacağının detaylarını söylemediniz.
halkın tepkisini almadan böyle bir şey yapmaya kalktınız. Tabii ki de halk da, vatandaşımız da böyle bir tepkiyi vermesi normaldir. Biz asla dayatmayla iş yapmayız. Balıkesir sporu ortak anlayışla bu memleketin insanlarının ortak paydası Balıkesir sporu olmalı. Her zaman söylüyoruz biliyorsunuz. Ne demiştik? Biz Trabzonspor örneği vermiştim size değil mi? Evet. Ne demiştim Trabzonspor örneğinde size? Yani Trabzonspor örneğinde yani hepimiz bugün Trabzonspor'un ve Trabzon'un gücünden bahsediyoruz. Birçoğumuz. Evet. Güzel başkanlarından bahsediyoruz. Öyle değil mi? Evet. Yani Trabzon'un ve Trabzonspor'un gücünden bahsediyoruz. Bu güç birlik ve beraberliğin teskin edildiğinden, tesis edildiğinden geliyor. Burada mı ya nereden aldınız? Hangi kadar ya? Şimdi Trabzon önlemi veriyorsanız da nereden aldınız bu konuyu? Yani Trabzon şunu mu demek istiyorsunuz siyasetçiler? Büyük bakıyorsun, değişik fikirlerde siyasetçiler var. Ama ortak noktaları neresi? Trabzon. İşte onu söylüyorum tam lafımı kestim kardeş. Şimdi tabii daha önce de konuştuk, sen ondan etkilenmişsin evet. Biraz da. Şimdi tam onu söylüyorum. Ne diyordum? Ne dedim ben size? Bakın Trabzon örneğini verdik. Trabzon bir güçtü. Güç şu an. Güzel başkanım da bunu kabul etti yani. Şimdi bu güç nereden geliyor? Birlik, beraberlik. Farklı ideolojilerde olan insanların bile, farklı partilerden, farklı düşüncelerden olan insanların bile ortak paydası Trabzonspor. Doğru mu? Evet, doğru. Şimdi Ekrem İmamoğlu nereli? Trabzonlu. Ama Trabzonspor söz konusu olduğu zaman bize her yer Trabzon diyor. Peki Berat Albayrak nereli? Trabzon. O da Trabzon. Koyu bir Trabzonspor tarafta. Cumhurbaşkanımızın da damadı. Damadı. Şimdi siyasette kardeşim, siyasette onlardan daha üstün seviyeye mi geleceksin? Daha ne? Bunlar da siyasetin makro seviyelerinde olan insanlar değil mi? Görülecekleri en küçük. Süleyman Soylu beyefendi nereli? Trabzonlu. Koyu bir Trabzonspor taraftarıdır. Bakın Ekrem İmamoğlu farklı ideolojide, diğer tarafta İşte Sayın Berat Albayrak, Sayın Süleyman Soylu farklı ideolojide, başka kutuplarda, başka dünyanın insanları. Ama mesele Trabzon olunca bir oluyorlar, beraber oluyorlar. Trabzonspor olunca aynı mesele ve işte bu yüzden şehirleri siyasette, ticarette, ekonomide, evet hepsinde lokomotif ve lider konumunda. Yücel Başkan'ın söylediğinde bir şey yok. Bunu söylemek istedi aslında Yücel Başkan. Yani hiç kimse oraya buraya çekmesin. Yücel Başkan da birlik beraberlik olması gerekir manasını getirdi bu şeyde aslında. Yok, aslında başka yere çekmesin yani. Yücel Başkan çok doğru söyledi. Değil evet mi? Hepsi İmam Hatip'te. Ekrem İmamoğlu hariç. Bakın İmam Hatip meselesi o, değil. O değil. Yani evet. İşi siyasete falan, yine siyasete çekmeye çalışıyoruz kardeşim, yapmayın bunu. Bir İmam Hatip başka bir olay. İmam Hatipli de olacak tabii ki. Öbür tarafta bilmem Cumhuriyet Liseli de olacak kardeşim. İşte Atatürk Liseli de olacak. Neden? Çünkü bizim ortak paydamız, yani Balıkesir'de Atatürk Lisesi yok da, yani Sırrı Yurcalı Anadolu Lisesi'nden mezun olan da olacak. İmam Hatip mezunu da olacak. Biz burada eğitime bakmıyoruz ki, hayat felsefesine bakmıyoruz ki. Tribünleri doldurmamızın en büyük sırrı burada efendim. Şimdi yani siz siyaseti işin içine sokarsanız, o bayraklar esnafların camlarından iner. Tam da ben bununla ilgili size bir şey söyleyeyim. Bir saniye, lafım bitmedi. Kuvayi Müce dediniz ya. Lafım bitmedi, bir bitireyim şu lafımı ondan sonra. Yani siyaset bu sahneden, yani spor, Balıkesir Spor'un üzerinden elini çekmesi lazım. Evet, ben
Yücel Başkanı'nı da anlıyorum. Diğer başkanlarımı da anlıyorum. Belediye ne demek? Seçildikten sonra parti yoktur. Herkesin evet. belediyesidir. Herkesin başkanı. Şimdi işi partiye götürürsen belediyeler de sanki bir partiye yani Balıkesir Spor'u partiye dayarsan arkasında sanki bir partiye yardım ediyormuş imajı veriliyor. Bundan rahatsızız biz. Biz listemizde evet farklı düşüncelerden insanlara da yer verdik. Vereceğiz de. Çok sürpriz listeniz var. Evet. Yani bu listelerimizde gerçekten Balıkesir'in yüzü de önemli. İş adamları, fikir akil insanları çeşitli ilçelerinden, sadece merkez ilçeden ya da organize sahiden falan değil, akil insanların olduğu renkli bir listemiz var. Burada ortak paydamız Balıkesir Spor. Balıkesir Spor'da artık siyaset konuşulmayacak kardeşim. Zaten bu zarar veriyor. Balıkesir Spor'da zarar veriyor, siyasete de zarar veriyor. Yani o siyasi yükü alan insanlara da zarar veriyor. Hoş bir şey değil yani. Şimdi şunu mu diyorsunuz İbrahim Bey? En başta söylediğiniz gibi Kuvayi Milliye Şehrindesi. Tabii. Kuvayi Milliye Şehri'nde ben 3-4 sezondur yani 3 dönemdir değil, 3-4 sezondur değil. Eskiden Balıkesir Çarşısı'nda esnafların hep Balıkesir Spor bayrağı asardı. Maça gelirdi. Tam da onu söylüyorum. Evet. Maça geliyordu. Tribünler doluydu. Evet. Ama son 3-4 sezondur maalesef bunu göremiyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? Şimdi efendim, siyasetteki beklentiler farklıdır. Spordaki beklenti o şehrin takımı başarısını, tek beklentisi şehrin takımının başarısıdır. Burada yaşayan insanların ortak paydası bu olmalıdır. Ve şimdi eğer siyaseti işin içine katarsanız, siyasette beklentilerini bulamayan insanlar, o takımın da onlar tarafından yönetildiğini zannedenler, takımın başarısız olmasını istemesi gibi bir yol çıkıyor burada. Anlatabilir miyim? Yani ya sen bu Balıkesir'de yaşıyorsun, Balıkesir ekmeğini yiyorsun, suyunu içiyorsun, burada doğdun, büyüdün ya da farklı yani. Ama bu şehrin takımının kötü olmasını isteme hakkın yok kardeşim. Başarısız olma isteme hakkın yok ama bu mecraya, bu noktada, bu raya doğru çekilirse bu şekilde anlaşılıyor mesela. Ben başkan adayı olmaya kalktığımda bana hemen şunu söyledi bazı kesimlerden. İşte şundan desteğini aldın mı, bundan desteğini aldın mı, şu seni destekliyor mu, bu seni destekliyor mu? Ya kardeşim, ben amacım, hedefim zaten bir kere şu Balıkesirli'nin yüreğine girmek. Balıkesirli insanları tribüne çekmek. Ben bunu başarırsam zaten beni destekleyecek. Neden? Siyaset de kendisine tabii ki bir taraftar grubu bulmaya çalışacak. Ve diyeceksiniz ki yani siyasette evet falanca kişiye teşekkür ederiz desteklerinden dolayı. Onların da bu takıma ciddi destekleri olmuştur. Biz sadece onur ederiz. Yani takımda bir başkan olarak takıma destek olanlara lanse ederiz ve onları onur ederiz. Böylelikle de siyaseti işin içine katmadan onların da takıma katkısı olduğunu söyler. Onlar da kendisine fayda çıkarır mı çıkarmaz mı onların bileceği iş. Yani biz burada destek anlamında öyle kimsenin gidip hani birileri yazmış ya işte çöker gidip çöker öyle bir şey yok kardeşim. Biz öyle kimsenin şeyine çökmek için gelmiyoruz. Biz gönüllere girmek için, yüreklere girmek için, Balıkesir Spor'u sevdirmek için buradayız. Esnafların kapılarına Balıkesir Spor bayraklarını yeniden astırmak için. Tabelalarına yeniden Balıkesir Spor
logolarını taktırmak için, herkese bu takımı sevdirmek için buradayız. Derdimiz ayrıştırmak asla olamayacak. Onkoliklerin, taraftar gruplarının, farklı farklı grupların birbirine düşmesine asla ve asla izin veremeyiz, vermeyiz. Hepsinin birlik beraberlik içerisinde ortak faydasını Balıkesir spor noktasında beklentileri nedir? Takımın başarılı olmasıdır. Başarılı olduğu zaman bu şehrin esnafı da kazanacak, işçisi iş bulacak, sanayicisi de ona göre reklamını yapacak. Yine çaycısı, çorbacısı, lokantacısı, esnafı, iş hepsi birlikte kazanacak. Türkiye'de markalaşacağız. Takımımızı yükselttiğimiz sürece Balıkesir ekonomisi de kazanacak, iş adamı da kazanacak, işçisi de kazanacak, memuru da kazanacak, herkes. Herkes bundan bir fayda sağlayacak. Dolayısıyla bizim zaten o zaman da söylemiştim, birinci önceliğimiz Balıkesir Spor Kulübü'nü sevdirmek. Bunun yöntemini de açıklıyorum, bakın ilk defa sizin yanınızda açıklıyorum bunu. Bu işin kesinlikle ve kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle farklı kesimdeki, farklı düşüncedeki, ideolojideki insanlarla birlikte tabana yaymak. Ne kadar geniş tabana yayılırsanız yukarıda da o kadar geniş kitleye hitap edersiniz. Tabanınızı dar tutarsanız konsol belli bir noktaya kadar gider. Sonra biraz daha açarsanız tak diye kırılır. Ben inşaatçıyım. Taşıyabileceği kapasitesi vardır. Tabanı dar tutmadan geniş tabanlı bir takım hayal ediyoruz ve Allah nasip ederse bunu da yapmayı düşünüyoruz. Bunu da bu felsefeyle herkes takıma sahip çıksın diyor. Listelerimiz açıklandığında göreceksiniz ne kadar yaygın bir tabana yayıldığımızı. Amacımız kitlenin küçük olsun, bizim olsun değil, geniş olsun, Balıkesir'imizin olsun, Balıkesirlerin olsun, hatta ve hatta büyüyüp Balıkesir değişik illerde, yani farklı illerde Balıkesir spor taraftarlarımız olsun. Bizim hayallerimiz bu. Yani bugün İstanbul'da Balıkesir spor taraftarı olsun. Sırf Balıkesir'de olduğundan değil, Balıkesir spor iyi bir takım olduğundan dolayı Balıkesir sporu tutsun. Şimdi Trabzon'a bakıyorsunuz. Trabzon'daki bu birlik beraberlik ne yapmış? Aşmış. Bugün Trabzonlu olmayıp Trabzonspor'u tutan bir sürü insan tanıyorum ben. Evet. Dolayısıyla futbolu sevdirmek, zevkli hale getirmek ve bu anlamda da yani işte marka böyle oluşur. Yani hani diyoruz ya işte biz marka olacağız. Marka olmanın birinci önceliği geniş tabana yayılmaktır. Tabii ki Ayşe olunabilir belki. Ama küçük olsun benim olsun mantığıyla olmaz. Bakın Kuvayi Milliye'nin birinci mantığı nedir? Bakın ne diyor? Leblebici Raşit vardır orada. İşte şunun himayesine mi girelim? Bu öyle demiyor. Ne diyor orada? Bizim vatan toprağından bahsediyor. Türkiye'den bahsediyor. Yani Kuvayi Milliye şehrinde o dönemlerde Balıkesir çok önemli bir misyon üstlenmiştir. Ve Türkiye'nin bu misyon, buradaki birlik beraberlik Türkiye'ye yayılmış ve Türkiye'nin kurtulmasına şu andaki böyle huzurlu yaşayabiliyorsak Balıkesir şehrindeki birlik beraberlik havasına borçluyuz. Bunu biz yeniden yakalayacağız Allah'ın izniyle. Bizim düşüncemiz bu yönde. Kimseyi ayrıştırmayacağız. Şimdi İbrahim Bey, bu dediklerinize inşallah ben sonuna kadar katılıyorum. Evet. Peki, Balıkesir borç batandan kurtarmak için ne yapacaksınız? Var mı projeniz? Var tabii canım. Yani Balıkesir borç batağından kurtulamayacak değil. Tabii ki kurtulacak. Bir önceki dönemdeki arkadaşımız aldı sistemi, azaltacağını söyledi ama işte malum biraz daha çoğaltmış. Bizim projelerimiz hayata geçerse, mesela benim Balpark projem vardı.
Evet, biliyorum. Balpark projemde şu an tahsil edilemeyen ciddi bir balparkın parası var. Neden? İnsanlar park etmiş, işte ödememiş, işte şu an hiçbir balparktan ve bu kadar açık söylememiştim ama hiçbir balparktan 5 kuruş para tahsil edemiyor geçmişe dönük. Neden? İcraya veremiyorsun kardeşim. Sen bunu yani yapamıyorsun. Arabasını bağlayamıyorsun. Satışa engel olamıyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Evet. Ama geçmişe dönük yüz milyarlarca alacak var. Bunu da tahsil edemiyorsun. Ne sana yarıyor? Anlatabiliyor muyum? Ne sana yarıyor? Kimseye yaramıyor. Ama bu hak. Neden hak? Çünkü toplumun hakkı. Bu insanlar yani buraya ücretli park edilmiş. Sen para vermişsin, öteki para vermemiş. Şimdi bunu nasıl yapmak lazım? Bunun hak olduğunu bir kere insanlara anlatmak lazım. Sonrasında da gene zorla falan değil ha. Sevdirerek takıma işte eşantiyonlarla destek olup işte şunu verirsen bu kadar borcumu silerim falan filan gibi desteklerle Balpark'ın tahsil edemediği, hatta birçok arabanın satıp da üzerinde kaldığı, plakaların üzerinde kaldığı bir sürü borç var. Bir şey de yapamam. Alamıyorsun da kardeşim ya. Ben de bari biz bir şeyler yapalım bunu. Şimdi Yörük Ayhan... Çaresi de var yani hani... Şimdi onunla ilgilenme devam edin. Yörük evet. Ayhan Karaca diye bir izleyicimiz İbrahim Kaya'ya sorarsınız. Borçlara karşı planlayacağız, onunla konuşuyordu zaten. Transfer tahtasını 16-17 milyon bulup açabilecek mi diye bir sorusu var. 16-17 milyon Balıkesir için hiç. Hiç. 20 tane ilçesi olan bir ilçede 17 milyon parayı bulamayacak kadar aciz değilim. Net söylüyorum. 20 tane ilçe var. İlçe başına 1 milyon düşmüyor. 800 bin lira para düşüyor. Yani bu kadar aciz değiliz. Bu parayı çok rahatlıkla buluruz. 17 milyon para nedir ya? Anlatabildim mi? Yani bu işi tabana yaydığınız andan itibaren yani biz belediyeden gidip isteyecek değiliz tabii ki. Ama her ilçenin baba yiğitleri var bu şehirde. Her ilçede ciddi anlamda o ilçeden para kazanan, ekonomisini sağlayan, gelir getiren, çok büyük bir ekonomisi var Balıkesir'in. Öyle iş adamları ve listemizde onlar da var. Hepsine yer verdik. Hepsine, bütün ilçelerden de yer verdik. Geniş bir taban yani. Tabii. Yani öyle şey değil yani Balıkesir'in merkezden işte onu yaz, bunu yaz. Bizim sadece Harzur'un listesinden değil, yani başka yerlerden de şey, yani biz Harzur'un listesine bakarak yapmadık listemizi. Yani şey, delege listesine bakarak yapmadık. Balıkesir geniş tabana yayarak yaptık. Çünkü bunun sebebi elbette onlar da sevdi. Balıkesir isminin geçtiği her bir noktada Balıkesir Spor sevilecek. Bu bayraklar gururla asılacak. Bu bayrakları köylere de astıracağız, mahallelere de astıracağız, caddelere, sokaklara gururla asacaklar. Dükkanlara, yollara, yani Balıkesir Spor artık bir bayram havasında ve birlik beraberlik içerisinde yönetilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Bugün Körfez ciddi bir ekonomi. Ayvalık'ta ciddi bir ekonomi. Yine bakıyorsunuz Dursunbey tarafımız, Sınırlı tarafımız, hepsi apayrı ilçemiz. 20 ilçemiz var. Bakın her bir ilçemiz Anadolu'daki bazı illerden daha büyük ekonomisi var. Yani anlatabilir mi? Bazı illerden daha büyük ekonomiye sahip bir coğrafyaya sahibiz. Gelirimiz hakeza öyle. Yani biz bunları bir araya getireme işimizin sebebi bu sinerjiyi yakalayamıyor. Yani bu insanlara bu coşkuyu veremiyoruz. Tribünlere taşıyamıyoruz. En büyük sıkıntımız bu. Ben bunu yapacağıma inanıyorum. Köylü amcam da, ablam da, kardeşim de, çocuklarımız da bayraklarıyla bu statı dolduracağız. Dolduracağız yani. Bunun yöntemi sevdirmek. Takımı sevdirmek. Evet, Murat Güler
diye bir takipçimizden, her kulüp başkanı bıraktığı borcun hesabını verip ödesin. Yıllardan beri bu ne ya? Ya Süper Lig'den düştük, ayva yedik, profesyonel yönetici gelsin ki işini bilmeyen gelmesin. İsterse düşsün, yazık, günah, rezil olur, abi demiş. Evet. Tabii saygı duyuyorum ama tabii ki şimdi Balıkesir ya da tüm kulüpler için böyle bir imkan yok. Yani geriye dönük kimseden para falan isteyemiyorsun. Öyle bir sistem yok. Keşke olsa da dediğiniz gibi herkes sorumluluk alarak işlerini yönetse. Bunu yapamıyorsun. Herkes bir şekilde hesap verilebilirlik şeklinde yönetebilmesi lazım. Hesap verilebilirliği olması lazım. Önce vicdanında olacak bu insanın. Yani önce vicdanına hesap verebilmesi lazım. Bu takımın her bir kuruşunun Balıkesirli'ye, Balıkesir'e ait olduğunu bilmesi lazım. Dürüstlük insanın vicdanında başlar. Kimseye ben tabii ki öyle yaptı, böyle yaptı demiyorum ama şu andaki sistemle bunun öyle yani geriye dönük bir şey yapamıyorsunuz. Bundan sonra Allah'ın izniyle biz bir kuruşunu bile Balıkesir Spor'un bir kuruşunu bile heba ettirmeyeceğiz. Heba etmeyeceğiz. Ha, geçmişte ne yaşanmış, ne olmuş, ne bitmiş bunları da tabii ki çok fazla kurcalamayacağız. Şimdi bugün bir şeyi aradım. Balıkesir Spor geçmişteki yönetiminden bir abimiz aradım. İsmini vermeyeceğim. Kendisini bilir şimdi. Anlatacağım. Dedim ki abi seni yönetime yazayım mı? Yönetime yazayım mı? Ya İbrahim dedi. Benim sütten ağzım yandı kardeşim dedi. Sütten ağzım yandı. Beni yazma dedi. Ben de dedim ki abi hep süt içiyorsunuz. Biraz da yoğurt ye. Yani ne demek istediğimi anlayın. Belki yoğurdun içinde mikrop var ama faydalı mikrop var. Evet. Vücuda iyi geliyor. Şunu demek istiyorum. Yani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer mantığıyla bizim Balıkesir Spor geçmişimizde yöneticilik kariyerimiz yok. Yapmadım. Ama birisi de gel şurada bizim listemizde de yer aldı demedi bugüne kadar. Biz de tabii bir şekilde yani aslında olabilir miydi? Olabilirdi. Bugüne kadar yapmadım. Şimdi beni kolay kolay listelerine alamazlar bazıları. Neden? Ben doğrucu Davut'um. Ben o takımın bir kuruşunu bile ziyaret ettirmem. Hiç kimse bana gel listemize gel İbrahim demedi. Ha, geçmişle ilgili Balıkesir Spor'a ne yaptığımızı hepiniz biliyorsunuz. Evet. Yani canlı yayında şahit olduk. Hepiniz gördünüz. Evet, canlı yayında şahit olduk. Şimdi ben seve seve verdim. Hep verdim, hep verdim. Gene veririm. Ama yöneticilik yaptın mı İbrahim? Yapmadım. Şimdi bu anlamda kendimi bu Balıkesir Spor'un işte heba olan imkanları şunlar bunlar deniyor ya, bu anlamda ben adayların içerisinde en kendimi yani sıkıntıya düşürmeyecek tek aday kamuoyu takdir eder herhalde yani. Peki vaktimizin sonuna geliyoruz İbrahim Bey. Ben son olarak şu kameraya bakarak evet. Üyelerden, delegelerden niye oy istiyorsunuz? Kısa bir alalım, ondan sonra kapatalım. Öncelikle Balıkesir Spor sevenlerine hayırlı akşamlar diliyoruz. Balıkesir Spor hakkında verilecek bu kararı Balıkesir Spor'un kaderi Cuma günü belli olacak. Ve çok önemli bir eşik noktasından geçiyoruz. Ey delege arkadaşlarım, Balıkesir Spor'u sevenler. Öyle bir eşik noktası ki bir önceki seçimde bahsedilen rakamın
bugün neredeyse %60 fazlasında bir borçlanma yükü olduğunu görüyoruz. Eğer böyle devam eder, bu düzen böyle giderse Balıkesir Spor'un iflası kaçınılmaz. Ondan sonra biz Balıkesirliler olarak bize sorduklarında sizin spor kulübünüz nerede dediklerinde cevap bile veremeyiz. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, hiç kimsenin fikri altında kalmadan, kimsenin fikrine, fikriyatına değil, yapılacak olan değerlendirmeyi sizin kıymetli vicdanınıza bırakıyorum. Yani bu anlamda lütfen, tabii ki eşinize, dostunuza sorabilirsiniz. İstişare etmek bizim Türk kültürümüzde de var. Diğer inanç sistemimizde de var. İstişare kesinlikle var. İstişare edin. Ama bu istişareyi, bu sistemi kimsenin baskısı altında kalarak yapmayın. Allah hepinize akıl vermiş, fikir vermiş, göz vermiş, nizam vermiş. Düşünün, taşının, adaylar arasında bakın kim ne yapmış, ne etmiş, Balıkesir Spor için neler yapmışlar, bakın. Ondan sonra siz takdir edin efendim, yani projelerine bakın, inceleyin. Özgür, hür iradenizle karar verin. Ne olursunuz. Balıkesir Spor'un geleceği için, Balıkesir Spor'un iyi günleri için, güzel günleri için sizler her şeyin en iyisini bilirsiniz. Ondan eminim. Biz eğer yine söylüyoruz, kazanırsak sizlerin o kıymetli oylarıyla, sürekli istişare kültürüyle konuşarak, anlaşarak hep birlikte bu takımı yöneteceğiz. Geçmişte hatta hatırlarsanız bir küçük sürtüşme yaşandı Onkolitlerle Kadir Dağlı arasında. Ben hemen video yaptım. Sen gelmiştin hatta, değil mi? Evet, evet. Orada işte Onkolitlerle arasını bulduk. Hiçbir şekilde kavgadan yana olmadığımızı, birlik ve beraberlikten yana olduğumuzu her zaman söyledik. Bizim anlayışımız bu. Biz kimseyi kavga yapmasın. Kimse kimseyle ayrışmasın. Balıkesir Spor paydasında, ortak paydasında buluşsun ve herkes heyecanla maç izlesin. Korkarak, işte endişe ederek, birilerinin ayağı kaysın diye arzulayarak veya beddua ederek olmaz mı işte? Peki son bir soru da. Siz de Yücel Başkan ve Yasin Segay'la fotoğraf çekip sosyal medyada yayınlayacaksınız. Şimdi efendim, biz selfie çekilmek için aday olmadık ki. Biz bu Balıkesirli'nin en doğal, en kıymetli takımının başında Balıkesirlilerle beraber birlikte takımı yönetmeye talip oldum. Kıymetli Yücel Başkanımı çok iyi tanırım. O da benim çocukluğumu bilir, çok iyi tanır. Bizim mahallenin çocuğuydu zaten kendisi. Kıymetli Yasin Başkanımı da evet, çok eskiden tanımam ama belediye başkanlık sürecinde tanıdım kendisini. O da başarılı bir belediye başkanımız. Balıkesir'imizi gayet güzel yönetiyorlar. Takdirle karşılıyorum her ikisini de. Siyasette kendileri evet gayet başarılı olduklarını düşünüyorum ama tabii yani o fikir ya da ona yatkınlık anlamında anlaşılmasın, yanlış anlamayın. Ben başarılı olduklarını düşünüyorum her ikisinin de. Bu toplumun Balıkesir'in ihtiyaçlarını dinleyebildiklerini, parti gözetmeksizin topluma hizmet ettiklerini görüyorum. Takdirle de karşılıyorum kendilerini. Ancak
biz fotoğrafı bugün vermeyelim diye düşünüyorum. Seçim öncesinde fotoğraf vermenin bence bize bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Zaten Yücel Başkan dediğim gibi bizim mahallenin çocuğu, ne zaman telefon açsa açmamazlık yapmaz. Buyur İbrahim'cim diye açar telefonu. Eskiden de böyleydi. Başkan olmadan da böyleydi. Başkan olduktan sonra da tabii fırsat, yani bazen meşgul oluyor. Ama tekrar gece bir de olsa, iki de olsa, üç de olsa geri dönüyor. Yani şimdi bir şey olsa telefonumuzu Allah razı olsun açar. Yasin Başkan'ım Allah razı olsun saygısından bakın. Aynı yaştayız. Buyur İbrahim abi diye açar. Yok demiş. Genelde hepsi dönüyor yani dönüyorlar. Yani şimdi bunu biliyorum. Aynı yaştayız abi demesinden ben utanıyorum ama yani demek ki bir saygı var ki aramızda bir saygı sevgi var ki ne zaman telefon açsam buyur İbrahim abi diye telefonumu açar. Bir şeyim olduğu zaman Balıkesir'le ilgili ya da şehirle ilgili bir mesele genelde onlar için ararım ben. Yani kendi şahsi çıkarım, menfaatim hiçbir zaman aramamışımdır. Yücel Başkanım çok iyi bilir. Ve kendim için bir şey, tek bir şey istemedim. Bir tek kuruş istemedim. Hepsi çok iyi bilir. Balıkesir'in sorunları ya da mesleğimizle ilgili problemler ya da işte mesleki problemler olabiliyor bazen. Genel sorunlar olabiliyor. Onlarla ilgili ne zaman arasam telefonumu her zaman açarlar. Ben şimdi kalkıp da şu pandemi sürecinde zaten insanlarımız tedirgin. Yani başkanımızı da ben hani gidip de onu da Allah korusun yani bir virüs varsa ben de o benim sayemde öyle bir şey bulaştırmak değil. Ha, yok öyle bir şey de Allah korusun. Bir yerde bulaşır, biz de ona bulaştırırız. Onu düşünerekten gidip de fotoğraf falan da çektirme bu süreçte özellikle taraftarı değilim. Ama ne zaman arasam açıyor. Görüntülü de konuşuyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Teknoloji var. Zaten biz toplantılarımızı artık online sistemle yapmayı düşünüyoruz. Yani öyle toplantıları insanları toplayarak falan böyle öyle değil. Görüntülü sistem. Bizim zaten delegelerimizin hepsi işinde gücünde insanlar. İşinin başında insanlar. Toplantıların olduğu günlerde bize vakitlerini ayıracaklar. Biz de sürekli iletişim halinde olacağız. Kararlarımızı da oradan alacağız. Sosyal şu anda malum bu internetle her şey yapılabiliyor. E-imza sistemi var. Bir tuşa basıyor, imzalıyor evrakı. Yani bunda bir sıkıntı yok. Biz sürekli istişare halinde olacağız. Ama tabii uzak kalmayacağız yine. Bu süreç geçtikten sonra yine bir olacağız, beraber olacağız. Her zaman kol kola el ele inşallah Rabbim bu milletin üzerinden bu virüs belasını alır. Bu dünyamızın üzerinden bu virüs belası kalkar ve yeniden eski günlere kavuşmak nasip olur. Onu arzu ediyoruz hep birlikte. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde olsun en başta. Gerisi teferruat. Gerisi teferruat zaten ya. Peki İbrahim Bey, programımıza gecenin bu yarısı katıldığınız için ben teşekkür ederim. Aktürk Haber, Balıkesir TV, Sev Radyo, Balıkesir Haber Ajansı adına. Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiniz. Allah razı olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman herkese bizim ekranlarımız açık zaten. O konuda şey. Bundan sonrası karar verecek olan delegeler, evet, üyeler. Hakkınızda hayırlısı olsun. Amin. Her üç adaya da hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bakarsınız sürpriz olur. Dördüncü bir aday daha çıkabilir. Tabii. Demokrasi. Yani, demokrasi. Bu ama biz siz süreci başlattık zaten. Süreci başlattınız. İlk başta da dediğim gibi geçen sene bir tarihe girdiniz. Yani tarih yaratıldı Balıkesir iki adaylı. Bu sefer de üç adaylı gidiyor. Yine gene tarih olacak. Gene tarih olacak. Nasıl? Diğeri, belki katılan olur. Belki adaylardan geri çekilen olur. Belli olmaz. Yani bu, evet, bu son gün Cuma günü listeler açıklandığında o zaman belli olur. Evet. Şimdi pehlivanlar çıkıyor.
peşler çekiyor birbirlerine ama. Yer hocam niye çıkmıyor hiç? Tabii tabii yani diğer arkadaşlarıma da, Ümit Aslan kardeşime de, Kadir Dağlı kardeşime de ve bundan sonra çıkması muhtemel olan hangi aday kardeşim varsa da onların hepsine saygımız, sevgimiz her zaman biliyorsunuz vardır. Kavgadan, gürültüden yana değiliz. Kim kazanırsa kardeşlikten yana tavrımızı koyarız. Peki. Her zaman öyle olacaktır. Evet, herkese iyi akşamlar diyelim. Gecenin bu vaktinde bizi izlediğiniz için.